Hangi yüzle buraya geliyor? Hiç utanması, sıkılması yok mu? Böyle karşımıza geçip nazire yapmasına müsaade mi edeceksin? Buyurun efendim. Şuna söyle. Buradan çıkıp gitsin. Hanımefendi burayı derhal terk etmenizi istedi. Ali'yi görmeden hiçbir yere gitmiyorum. Gel bakalım Fatih Efendi, gel, gel. Usta, hoş geldin. Hoş bulduk avukat. Gel buyur, otur şöyle. Sağ ol. Çay içersin değil mi? Yok, sağ ol, içmeyeyim. Geçerken uğradım. Çok kalmayacağım. Sabah Fatih'e rastladım. Nurşah kızımız ayrı bir yere çıkmış galiba. Evet usta, doğru duymuşsun. Böylesi daha iyi usta. Yani her gün böyle dip dibe biz çok rahat çalışamıyorduk. Ne demişler? Tebdili mekanda ferahlık varmış. Ya bakalım biraz da böyle deneyelim. Vallahi karar sizin kararınız. Öyle diyorsan. Hem bazen ayrı kalmak iyidir. Ayrı kalmak yeri geldiğinde merhem gibidir. Kalpleri yumuşatır. Güzellikleri hatırlarsın, tatsızlıkları unutursun. Marazi düşünceleri siler atarsın. Hem sessizlik bazen de iyidir. Kendi sesini layıkıyla işitirsin. Esra. Alo, canım ne haber? Ne yaptın, yeni ofisine alışabildin mi? Merak ettim. İstediğin gibi bir yer oldu mu? Alıştım, iyiyim. Her şey yolunda. Ofis gayet sakin, huzurlu. Rahatım yani. Peki kuşum, her şey güzel de senin sesin böyle bir keyifsiz geliyor sanki. Yoksa Kenan'dan ayrıldığın için mi? Ne alakası var Esra? İyiyim gayet. Keyifsiz falan da değilim. Sana öyle gelmiştir. Tabii tabii, kesin öyledir canım. Aynen. Bak hala imalı imalı konuşuyorsun. İyiyim diyorsam iyiyimdir. Tamam canım. Aynen. Bana müsaade. Sağ olasın usta. Sen de sağ ol. Ya böyle konuşuyorsun ya. İlla ki içimizde bir yerlere merhem oluyor. Tekrardan sağ ol. Seni de beklerim. Çay içeriz, sohbeti demleriz. Eyvallah usta. Biliyorsun her fırsatta soluğu yanında alıyorum zaten. Hadi kal sağlıcakla. Sen de Allah'a emanet. Fatih. Merhaba usta. Nasılsın?
Sağ ol. Sen nasılsın? İyi sayılır Mustan. Hadi hoşça kalın çocuklar. Allah hayırlı işler versin. Sağ olasın ustam. Abi, sen mi gönderdin çiçeği? Evet abi, ben gönderdim. Daha doğrusu biz Ceylan'la düşündük. Bak, benden habersiz benim adıma karar verip öyle kafanıza göre davranamazsınız. Bu çok yanlış Fatih. Hem açığa çıkmayacak mı sandınız ha? Nurşah illaki teşekkür etmek için beni arayacaktı değil mi? Aradı da. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya siz ikimizi nasıl bir hale soktunuz farkında mısınız? Hadi şimdi anlat bakalım niye böyle bir şey yaptığınızı. Anlat. Nurşah abla biz aslında iyi bir şey yapmak istemiştik. İyi bir şey öyle mi? İnsanları kandırmak iyi bir şey mi Ceylan? İnanamıyorum senin bu yaptığına. Üstelik ortaya çıkacağı da besbelli. Kenan isteseydi kendisi çiçek alırdı zaten. O dağ adamında o hoşluk nerede? O ayrı tabii de. Ben Tarık Bey'in sana olan bakışlarını hiç beğenmiyorum Nurşah abla. Bunu Fatih'e söylemiştim. Sonra biz düşündük. Dedik ki eğer çiçek gönderirsek... Bir dakika, bir dakika. Ben anlayamadım. Tarık'la çiçeğin ne alakası var? Yani şöyle... Eğer Tarık Bey senin evli olduğunu anlarsa ona göre davranır diye. Fena mı ettik abi? Tarık denen herif sizin evli olduğunuzu anladı işte. Oğlum Tarık kim? Ha? Bizim evliliğimizden Tarık'a ne? Abi Tarık ofisin sahibi olan adam. Ceylan huzursuz olmuş. Bana da anlatınca şeyi... Neyi? Neyi anlatınca huzursuz olmuş? Şey işte abi. Fatih bir şey söyledin devamını getirsene. Oğlum konuşsana. Ya adamı daha yeni tanıdık. Nasıl böyle bir düşünceye kapılabilirsin? Üstelik bir de gidip bunu Fatih'e söylemişsin. İnanamıyorum sana Ceylan. Bak. Bu ilk ve son olsun tamam mı? Bir daha asla böyle bir şey duymak istemiyorum. Dersin yok mu senin bugün? Var. Elimdeki işler bitsin gideceğim. Bitirme git. Ben hallederim. Nurşah abla ben çok özür dilerim. Hay Allah'ım ya. Nelerle uğraşıyoruz bir de? Sık rahatsızlanmasının bir sebebi olmalı. Araştırıyoruz. Test sonuçları yurt dışından henüz gelmedi. Sonuçlar elimize ulaşınca kesin hükümler verebileceğiz. Delikanlının durumunun pek çok sebebi olabilir. Çocuklarda genelde psikolojik kaynaklı olabiliyor. Dediğim gibi test sonuçları gelsin o zaman daha kesin konuşabilirim. Peki test sonuçları ne kadar sürede çıkar? Çok uzun sürer mi? En geç bir hafta. Bu arada hastamızı birazdan görebilirsiniz.
Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Başka bir doktora daha mı göstersek? Ben bu doktora güveniyorum. Zaten başka bir yere gitsek sil baştan her şeyi yeniden yapacaklar. Çocuk çok yoruldu. Hemşireyle konuştum hanımefendi. Artık yanına girebilir misiniz? Çok şükür. Orhun, yanına girebilirmişiz. Etmek yok. Aliço için. Hira abla. Aliço. Canım. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim Aliço. Sonra koridorda bir baktık, Hira çıka geldi. Hastaneye geldi demek. Bravo Hira Hanım'a, hiç korkusu yok. E tabi zaten Ali söz konusu olunca Hira Hanım'ın gözü hiçbir şey görmez. Kimselere benzemez Hira. Kendisinden çok sevdiklerini düşünür. Ali'ye hep kol kanat gerdi. Annesinin yokluğunu hiç hissettirmedi. O yüzden şaşırmadım hastaneye gelmesine. Öyledir benim kardeşim. Melektir o, melek. Doğru mu duydum? Hira hastaneye mi geldi? Evet geldi. Ali için her şeyi yapar. Afife Hanım bayağı sinirlenmiştir ama. Yani burnundan getirmiştir gerçekten. Yazık. Üzüldüm kızcağıza. Üzüldüm kızcağıza. İçinden sevmiyorsa benim de adım Gonca değil. Belli olmaz. Kim bilir. Belki içinde bir yerlerde birazcık iyilik kalmıştır. Ama neyse ne. Aklımda kardeşime kaldı.
İnşallah Ali'yi görmesine izin verirler. İnşallah. İnşallah. Şimdi daha iyisin değil mi? Seni görünce daha iyi oldum. Hasta odası bu kadar kalabalık olmaz. Gördün işte. Ali iyi. Git buradan. Hira abla, ne olur gitme. Merak etme Aliço. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben senin için geldim. Ve sen iyi olana kadar yanında olacağım. Buna sen karar veremezsin. Anne. Ben eve geçiyorum. Hastaneden çıkınca haber verirsiniz. Gitmeyi istemiyorum. Ne olur bırakma beni. Tamam, asma yüzünü. Gitmiyorum dedim ya. Sen de gitme. Lütfen. Çiçeği gönderen çete elemanları yakaya el verdi. Biliyorum. Ben de az önce bir tanesini serbest bıraktım. Dersi vardı. Ya seninki ucuz yırtmış. Ama benimki öyle ucuz yırtamayacak. O en ağır cezayı alacak. Ben sana kahve yapayım abi. Belki cezam hafifler. Ya gerçekten kusura bakma. Yani ortalık karıştı. Herhalde bu dünyada çiçek alacağım en son kişisin. Bir kere de bir lafın iğne batırmasa... Ya tamam tamam, şaka yapıyorum, öfkelenme hemen. Aslında bizim çocuklar... Ya benim yapmam gerekeni. Yemek sipariş vereceğim, sen ne yersin? Tamam, bitince bana ver. Alo. Bir şey söylüyordun. Alo? Duyuyor musun beni? Yok bir şey. Yok, önemli değil. Hem benim işim çok zaten. Kapatmam lazım. Ne biçim adam bu ya? Gitmediğin için teşekkür ederim dayı. Aliço, ben çok güzel şeyler duydum. Sınavların çok iyi geçmiş. Bir de yeni bir arkadaş edinmişsin. Adı Damla'ymış. Bizim sınıfa yeni geldi. Kim söyledi? Musa abi mi yoksa? Başka ne dedi? Bu kadar başka bir şey söylemedi. Söylemesi mi gerekiyordu?
Damla'yı çok seviyorum aslında ama ben ne desem Damla başka bir şey söylüyor. Biz de en sonunda küstük. Aynı sizin gibi. Barışırız değil mi? Barışırsınız herhalde. Peki siz barışacak mısınız? Hep küs mü kalacaksınız? O yüzden mi gittin? Hira'nın hastanede olduğunu öğrenince uçar gibi oraya gideceğinden o kadar eminim ki ortalık fena karışacak. Alo abi, neredesin sen? Arayalı çok oldu, geri de dönmedin, merak ettim seni. Otelin fitness salonundaydım. Biraz spor yapıp stres attım. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Evet var. Konakta yine yer yerinden oynadı. Ali hastalandı yine. Hastaneye kaldırdılar. Yine aynı rahatsızlık mı? Öyle görünüyor. Yani ne oluyorsa stresten oluyor bence. Hira'yı uzun süre göremedi ya, çocuk çok morali bozuldu ya. Ama neyse ki Hira hastanedeymiş şimdi. Yani düzelmesinde bir faydası olur herhalde. Barışmayacak mısınız yoksa? Böyle gerekiyor Aliço. Ama sen bunları düşünme. Ama neden? Niçin küs kalmanız gerekiyor? Barışsınız olmaz mı? Hangi yöne koşarsam duvara çarpıyorum. Beni bu labirente kim attı bilmiyorum. Çırpınıyorum ama nafile. Nasıl çıkacağım buradan? Bu labirentten kurtulmak için sana ihtiyacım var. Ne olur tut elimi. Denemedim mi sanıyorsun? Kendime rağmen, gördüklerime rağmen denemedim mi sanıyorsun? Çıkışı olmayan sen değilsin. Canın bildiğin sırtından vurmadı çünkü seni. Gözünün içine baka baka yalan söylemedi. Şu dünyada en güvendiğin kişinin ihanetine uğramadın sen.
Yaşadıklarımın binde birini yaşasaydın eğer, şunları söylemeye utanırdın. Ne zaman o yapmaz desem, karşıma başka bir yalanın çıktı. Her seferinde bir kere daha paramparça ettin beni. Seni o adamla... Bir daha hiç mi eve dönmeyeceksin yani? Küçük Bey. Eve gitmeden son bir kez kan alacaklar Aliço. Yine mi? Çok acıyor ama. Bu son. Acımayacak. Söz. Ben senin elini tutacağım. Sen de gel ne olur. Hemen bitecek zaten. Anlamlı ve kalıcı bir şey olsun istedim. Sanırım öyle de oldu. Sana. Çok cesurdun. Tabi annesi babası yanında olunca.
Abi, senin kahvelerin yanından geçmez ama bir özür olarak kabul et. Cahillik ettik abi. Affet. Ceylan başka ne söyledi? Anlamadım abi. Ya şu Tarık denen adam beğenmemiş ya. Bir şey söyledi mi? Ha. Başka bir şey yok abi. O kadar. Vardır. Vardır. İllaki bir şey söylemiştir. Sen iyi düşün. Mesela şu Tarık'ın ofisi nasıl bir yermiş? Nurşah'la Tarık aynı odada mı çalışıyormuş? Yani ne söyledi? Ya anlattığım gibi işte abi. Aslında elle tutulur bir şey de yok. Ceylan'ın içine kurt düşmüş. Hani olur ya. Şey gibi. Yok, yok olmaz öyle. Yani Ceylan illaki bir şeyden kuşkulandı ki sana öyle söyledi. O yüzden uzatma Fatih, anlat. Seni dinliyorum. Evet, bulaşıkları yıkadım. Afetim yesin diye güzel bir meyve tabağı hazırladım. Afiyet olsun sultanım. Sultanım. Hmm. Ne yapıyorsun? Perde bakıyorum. Nasıl? Var mı beğendiğin bir şeyler? Var. Ama biraz pahalı. Ama perde dediğinde pahalı olur canım, değil mi? Bir kere alıyoruz sonuçta. Ne oldu? Pahalıyı duyunca öyle sustun kaldın. Dilini mi yuttun, ne oldu, hayırdır? Yok be sultanım. Allah, ne olacak? İki kanat perde de sana feda olsun sultanım. Sen yeter ki beni affet ya. Yalnız öyle canım, iki kanat perdeyle kurtulamazsın. Bilezik de alacağım ya. Ya öyle iki bilezik de yetmez. Tekrar yatağında uyumak istiyorsan en az 6 tane bilezik alacaksın. Ne? 6 mı? Evet canım, 6. Bu ne arkadaş ya? Yatağımdaki düşman resmen. Belanın acıdan da belalı çıktın sultanım ya. Geçmiş olsun küçük bey. Hemşire abla sizi gerçek annem babam sandı. Bazen ben de öyle sanıyorum. Hadi bakalım. Birazdan taburcu olacaksın. Hazırlanman lazım. Benim için de gitme vakti. Gitmesen olmaz mı? Sana her gün yazacağım. Sen de bana yazar mısın? Ama her gün. Sonra yazdıklarımızı zarfın içine koyup postaya veririz. Eskiden telefonun, internetin olmadığı zamanlarda insanlar sevdikleriyle mektup yazarak haberleşirdi. Onlara mektup arkadaşı denirdi. İşte onlar gibi. Tamam mı? Bunu da benim için boya. Tamam mı?
İyi olsun, biliyorum. Ama yardıma ihtiyacım var. Elimde bir miras davası var. Biliyorsun benim alanım şirket hukuku. Arkadaşım rica etti, kıramayıp aldım. Yalnız dilekçede atıfta bulunduğum bazı maddelerden pek emin değilim. Bir bakabilir misin sen de? Tabii, elimden ne geliyorsa seve seve yardım ederim. Özellikle de şu madde. Şöyle yapalım mı? Sen istersen bana bu dosyayı bırak. Ben etraflıca bir inceleyeyim, sonra sana dönerim. Tamam, harika olur. Teşekkür ederim. Bahane ederek karşımıza çıkma. Onun sana ihtiyacı yok. Sakın bir daha öyle bahane ederek karşımıza çıkma. Benim hiçbir şeyi bahane ettiğim falan yok.
Ama merak etme. Bir daha beni görmeyeceksin. Ama merak etme. Bir daha beni görmeyeceksin. Görmeyeceksin. Kenan. Senin ne işin var burada? Yeni ofisin için bir hayırlı olsun demek istedim. Güzel, iyi yapmışsın. Geç otur şöyle istersen. Ben sizi tanıştırmayı unuttum. Tarık, üniversite arkadaşım, artık iş arkadaşım da. Kenan. Kenan Çevik. Eşim. Eşim derken? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu şu an evli olduğunu bilmiyordum. Öyle mi? Şu an ben de çok şaşırdım. Niye söylemedi acaba? Özellikle belirtmem gereken bir durum yoktu çünkü. Siz ne zamandır? Biz yeni evlendik. Çok yeni. Aniden oldu. Değil mi? Tebrik ederim. Neyse, benim ilgilenmem gereken işler var. Sizi yalnız bırakayım. Dilekçi için şimdiden teşekkürler. Önemli değil. Neye şaşırıyor acaba bu kadar? Sanki dünya üzerinde evlenen ilk çift biziz de. Bu habersiz ziyaretini neye borçluyuz? Hayırdır? Artık ikimiz de son sözümüzü söyledik. Bir daha karşılaşmayacağız. Bu benim son görüşün olacak. Ağlamayacağım. Hayır, ağlamayacağım. Allah'ım, sen kuluna taşıyacağından ağır yük vermezsin. Bütün sınavlarını aldım, kabul ettim. Sabrını da gönder. Gönder ki ayakta kalayım. Allah'ım ne olur bana güç ver. Hadi bakalım, eve gidiyoruz. Hira ablanın gitmesine neden izin verdin?
Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Yeni hayatımızda o yok. Şu an en önemli şey senin sağlığın. Hadi, anneannen seni bekliyor. Hadi bakalım. Ev almaktan vaz mı geçmiş? Ulan alt tarafı bir perde ölçüsü aldırdık be. Ne o? Kalbimi incinmiş beyefendinin. Lan saray yavrusu gibi ev veriyoruz adama, daha ne be? Lan, lan boş ver onu, boş ver. Gitsin. Başka kim var onu söylesen. Ne? Başka kimse yok mu? Hiç mi yok? Lan benimki de soru işi. Bana bak, sen o emlakçılığı falan bırak kardeşim. Git pazarda limon. Hıyar sat, hıyar. Başka bir iş gelmez senin elinden. Hadi yürü, yürü. Lan arkadaş, bir insanın hiç mi bir işi rast gitmez be? Sıcak yatağımızdan olduk. Bu gidişle canımızdan da olacağız. Belan ağacı var ya, nargile kömürü gibi beni yakacak lan. Ne yapacağım ben be? Ne yapacağım ben be? Lan, bir dakika. Lan, madem evi satamıyoruz, ipotek ettiririz. Tabii ya. Ulan Raşit, gene zekanla gözlü olur ya. Hadi bakalım. Acaba en yakın banka nerede? Allah'ım şükür. Çok büyük sıkıntı çıkmadı. İnşallah bir an önce toparlar paşam. İnşallah. Ona güzel yemekler yapıyorum. Çabucak toparlansın. Kardeşim ne yaptı acaba? Bir şey mi dedin oğlum? Kardeşimi düşünüyorum. Hastanede kaldı aklımda. İnşallah kötü bir şey olmaz. İnşallah. Çok merak ediyorum Halise abla. Arasam mı? Durduğun kabahat. Hemen ara. Zaten dünyası alt üst oldu kızın. Ben de konuşayım, bir iki kelime söyleyeyim. Dualarındasın hep diyeyim. İkilerden istediklerini getirdim. Buraya bırak kızım. Musa. Hı? Benim sana bir şey vermem gerekiyor. Aslında daha önceden bulmuştum ama şimdi fırsat oldu. Orhun Bey belli ki çıkardı attı. Ben de odayı toplarken buldum. Sende kalsın. En doğrusu bu. Güzel kardeşim. Bu yüzük için ne kadar çok uğraştın. Yazık. Hem de çok yazık. Nazar işte. Gözü olanları Allah'a havale ediyorum. Huzurumuzu kaçırdı. O kadar üzgünüm ki tarifi yok. Keşke bu mucize olsa. Orhun Bey birazdan Küçük Bey'le konakta olacak. Yemekler hazır et Halise. Ali için hazırlıyorum. O gelmeden hazır olur. İyi. Gonca. Küçük Bey'in odasını havalandır. Nevresimleri elden geçir. Çabuk. Oui. Comme nous l'avons convenu. Ne vous inquiétez pas. À bientôt. Au revoir.
Bunu yapmak zorundasın. Şüpheye düşme. Arkana bakma. Başka çaren yok. Ulan ne olursan bana güç ver. Yeni bir yol açtın bana. Düşmeden yürümeme yardımcı ol.